Helium'da kazandığımız ödülleri veya Helium Wallet'ta bulunan varlıkları Türk Lirası'na nasıl çevirebileceğimizi, banka hesaplarına nasıl çekebileceğimizi bu videoda detaylarıyla göstereceğim. Şimdi gelin tüm detaylarıyla kazanılan varlıklar nasıl Türk Lirası yapılır ve bunlar nasıl bankaya çekilir hepsini inceleyelim. Öncelikle Helium ENT Wallet uygulamamızı açıp ana menüye geliyoruz. Burada bizim şu anda cüzdanımızda olan varlıklar gözüküyor. Eğer siz cihaz üzerindeki varlıklarınızı cüzdana çekmediyseniz klim işlemini gerçekleştirebilirsiniz cihaz üzerinden varlıklarınızı cüzdana aktarabilirsiniz. Bu işlemde bu gördüğünüz ikinci menü üzerinde oluyor. Fakat ben burada varlıklarınızı klim ettiğinizi cüzdanınızda hali hazırda bulunduğunu varsayarak anlatacağım. Yani şu anda ekranda gördüğünüz gibi varlıklarımız burada. Burada bu varlıklarımız Solana olabilir, Mobile olabilir, IOT olabilir, HNT olabilir, herhangi bir varlıkların hepsi olabilir. İlk başta bu varlıkları aktarabilmemiz için biz Solana'yı kullanacağız. Yani HNT'lerimizi, IOT'larımızı ve Mobile'larımızı Solana yapacağız. Burada neden Solana'yı tercih ediyorum? Çünkü hemen hemen her borsada olmasından dolayı ve çevriminin daha kolay olmasından ötürü Solana'yı tercih edeceğim. Bunun için HNT Wallet'ta bulunan en sağdaki dünya işaretine tıklıyorsunuz. Bu menü bize bağlantılar seçeneklerinde ekmesini getiriyor. Burada bize lazım olan seçenek ikinci seçenek. A seçeneği. İkinci seçeneğe tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra bizi Jupiter swap'e aktarıyor. Burada swap işlemlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Sağ üstte bulunan connect butonundan HNT Volt hesabımızı Jupiter Swap'e bağlıyoruz. Daha sonrasında yukarıya istediğimiz varlığı seçip aşağıya Solana'yı seçiyoruz. Burada maxa tıkladığımızda tüm varlıkları Solana'ya çevirecektir. Burada dilerseniz HNT de seçebilirsiniz, AOT da seçebilirsiniz, mobil da seçebilirsiniz. Tabii ki bu işlemi gerçekleştirebilmek adına hesabımızda belirli bir miktar solana bulunması gerekiyor. Çünkü işlemler solana in gerçekleştiği için A ücreti olarak bizden solana kesmesi gerekiyor. Cüzdanınızda hali hazırda solana yoksa, yukarıda sağ butonunda cüzdana solana nasıl aktarılır bununla ilgili detaylı bir videomuz mevcut. İlk önce o videodaki adımlarla solana aktarıp devam etmenizde fayda var. IOT, HNT, Mobile gibi varlıklarımızı buradaki seçeneğe basıp solana'ya dönüştürdükten sonra cüzdanımızda artık tüm varlıklar solana olarak gözükecek. Yine ana menü üzerine geldiğinizde solana varlıklarınızı burada görebiliyor olacaksınız. Eğer işlem başarılı olduktan sonra varlıklarınız gözükmüyorsa sayfayı yukarıdan aşağı doğru kaydırıp yenilemenizde fayda var. Burada görünen solanaları aktarmak için ben Binance TR kullanacağım. Binance TR ile ilgili detaylı anlatım videosu yukarıda sahi butonunda mevcut. Eğer Binance TR kullanmayı bilmiyorsanız o videoyu izleyerek detaylı bilgi edinebilirsiniz. Bu videoya o videoyu izledikten sonra devam edebilirsiniz. Cüzdan menüsünün üzerinde bulunan mavi ok işaretine tıklıyorum. Gördüğünüz gibi yukarıda yeşil, turuncu ve mavi simgeler var. Burada mavi ok işareti olan yani send menüsünü açıyorum. Burada Solana'yı seçiyorum. Aşağıya da adres girmemi istiyor. Buraya Binance üzerinden Solana ağında Solana adresini kopyalayıp yapıştırıyorum. Alta da ne kadar sol göndereceksem onu girmemi istiyor. Daha sonrasında pay dediğim de, buradaki miktarlar yazmış olduğum Solana adresine gönderilecek. Burada dikkat etmeniz gereken şey HNT Wallet Solana ağında çalışıyor. Yani buraya Solana'dan başka bir ağa girerseniz tüm varlıklarınız kaybolur ve geri alamazsınız. O yüzden buradaki adımları adım adım izlemenizde fayda var. Borsa üzerinde bulunan Solana ağını öğrenmemiz için de borsa üzerinden Solana yatırmaya gelip buradaki ağ adresini kopyalıyoruz. Burada ağın da Solana olduğuna emin oluyoruz. Bu kopyaladığımız adresi az önceki send menüsüne yazıp gönderiyoruz. Yani adresi buraya yazmış oluyoruz ve aşağıda göndereceğimiz kadar sol miktarını girmemiz gerekiyor. Tabii ki bu işlemlerin hepsini gerçekleştirebilmemiz için cüzdanımızda azami miktarda sol ana bulunması gerekiyor. Anlatacaklarım bu kadardı. Umarım video sizin için faydalı olmuştur. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve video yorum yapmayı unutmayın. Açıklama kısmında Telegram grubumuz var. Telegram grubuna katılıp yeniliklerden anında haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.